giden bezirganlar ulaştılar bana bugün. Muhipler pirini sevmiş, can kattılar cana bugün. Muhipler pirini sevmiş, can kattılar cana bugün. Şah dolusundan içelim, kalkıp meydana geçelim. Şahın yurduna göçelim, kervanımız kona bugün. Şahın yurduna göçelim, kervanımız kona bugün. Coşkun ırmaklara daldım, ol şahımdan niyaz aldım. Eşiğine turap oldum, uğradım sultana bugün. Eşiğine turap oldum, uğradım sultana bugün. Şahın dolusundan kanın pervaz vurup semah dönün. Erenler niyaza inin, canlar dolusuna bugün. Erenler niyaza inin, canlar dolusuna bugün. Evet, iyi akşamlar sevgili Cem TV izleyenleri. Bir hafta aradan sonra tekrar İçimizdeki Sesler programıyla karşınızdayız ve yine çok değerli konuklarımız var. Söyleşeceğiz ve türkülerimizi, şiirlerimizi sizlerle paylaşacağız. Konuklarım sevgili Cem Malkoç, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ve sevgili Akın Ok, hoş geldin. Hoş bulduk. Abi. Nasılsınız arkadaşlar? Cem, iyi misin? İyi diyelim, iyi olsun. Yoğun bir stüdyo programı var. Levhi kalemden çalışmalar yapıyorsun. Evet, karma albüm de var. Onun yanı sıra arkadaşlarımızın solo albümlerini de yapıyoruz. Bu arada evet, kendi solo albümüme başladım. Kısmet olursa okumalara başlayacağım. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki nacizane, hemen bir eserle başlayalım mı? Tamam, nasıl isterseniz. Thank you.
yaşımda. Tad almıyorum ekmeğimde, aşımda. Soran yok derdine bu garip, garip, fakir. Soran yok derdine bu garip, garip, yetim. Yüreğine sağlık. Soran yok mu gerçekten halını? Cem, ne diyorsun? Biraz sonra değiniriz Halil abi. Yavaş yavaş o konulara gireriz. Öyle mi? Peki. Garibin halini soran var mı yok mu? Evet. Biraz evet. Sonra konuşuruz. Peki. Evet, sen Halince nasıl başlayacaksın? Ondan sonra sohbetimizi edelim. Güzel bir şey yakaladı Cem dostumuz. Tabii yani soranın soranı yok garibin, hakikaten yok yani. O yüzden de çok güzel bir eser çıkarmış. Herhalde yeni bir eser. Yani ben de o gamdan çok etkilendim. Ona yakın bir şey söyleyeceğim. Dinleyelim abi. Gönül dağlarına çıkar mı yar yar?
Felek pusu kurmuş, ağlar mı yar yar? Çare yokmuş sana, derman yokmuş bana cana. Cana, cana, gönül deryasına dalar mı yar yar? Felek yokmuş sana, ferman çokmuş bana. Cana, 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 cana. Bir zalimin kapısında gözleri ömür törpüsü kadar bir çocuk uyanır. Bu yeryüzü alnında Anadolu sevdası, her karış, her karış can içinde, her karış, her karış kardeşlik içinde kurar sofrasını ve yıkılır zalimler sofrası. Sen bu gönülü, sen bu gönülü hafife alma, hafife alma kardeş. Anadolu dediğin bir yürek destanı, Anadolu dediğin bir dünya fermanı. Gönül dağlarına çıkar mı yar yar? Felek pusu kurmuş, ağlar mı, ağlar mı, ağlar mı ya? Eyvallah, yüreğine sağlık dostum. Evet, elimde bir ustalara saygı şarkıları var. Çok da koşturuyorsun, çok da faaliyet içindesin. İşte burada Can Yücel, Arif Sağ, Cahit Berkay, Çetin, Tekin Doğan, Fikret Hakan, Edip Akbayram, Nur Sürer gibi isimler var. Şöyle koyalım albüm kapağımızı da. Yani aslında şöyle söyleyelim Ali Rıza'cığım. Şu anda dünyada bunu Cem TV izleyicileri de paylaşalım çünkü. Dünyada ilk defa şu anda Türkiye'de özellikle yaşayan efsanelere onların adıyla akrostiş şiir tekniğiyle ilk defa dünyada kendi bestelerini yaptım. Ve bunların şiirlerini daha önce yazdım. Hı hı. Bir kitap olarak da bu şimdi yakında çıkıyor. Evet. Aslında bu bizim müzik dünyamız için de çok yeni bir şey ama dünya müzik dünyası için de güzel bir şey. Hani hep övünüyorlar ya, evet, ustalar ilkleri yaptık. Ben de herhalde şu anda dünyada akrostiş şiir tekniğiyle ilk beste ve şiirleri yapma anlamında müzik tarihinde o imzayı attığıma inanıyorum. Hı hı. Bu bizim için de çok büyük bir başarı. Hani Türkiye'nin belki dünya müzik pazarında bunu eğer 6 dilde farklı isimlerle okumayı düşünüyorum. Belki sanatçı arkadaşlarımız da olacak ama önce ben hep bunu söylemişimdir. Geleneğe yaslanarak geleceği kurabiliriz. Evet, gelenekteki ustaları, gelenekteki olup biten yaratılanları tanımak ondan sonra geleceğe daha emin adımlarla gitmeyi gerektiriyor. Bir bütünleşme gerekiyor çünkü, evet, geçmişten kopuk da üretemeyiz değil mi? Yaptığımız, evet, her şeyi onun üstüne bina edeceğiz ama bir gelişme de olacak. Hani geleceğe... hep eğitim şart diyorlar ya, evet, aslında hangi eğitim bu? Evet. Bizim Anadolu uygarlığının, Anadolu ozanlarının
binlerce bıraktığı sözlü edebiyat, binlerce bu konudaki temalar diyelim, bu konudaki yazdıkları şeyin eline dünyada su dökecek bir kültür yok. Al sana eğitim işte. İşte eğitim en basit. Yani rahmetli Muharrem Ertaş'tan başlarsak yazdığı metinlerin hepsi bir derstir, bir okuldur. Ben o yüzden de şu anda bu okulun öğrencisi olmayı seçtim. Bundan daha büyük bir akademik program da yoktur. Batı bunu çok güzel araştırıyor, çok güzel anlatıyor. İşte bu nefesleri Alekber Çiçek ustamızdan tutun, bütün ustaların hepsini dünyada yeri var, sayfası var. Halen konuşuluyor ve tartışılıyor. Onun için bahsettiğim ustalara saygı bir biat kültürü değil ama. Yani biz ustamızı, damarımızı ve köklerimizi bilerek bir yol erenliği yapıyoruz. Evet. Onu anlamak. Evet. Esası o yani. Peki biz Seyhani'den bir deyişle devam edelim. Tabii lütfen. Yine dönelim geleneğe. Sağlık, evet. Evet, Seyhani'den sonra dönelim Cem Malkoç'a. Bir eser daha oku, ondan sonra tamam. Nedir bu fakirlik, nedir bu garibanlık, hal sormama, nedir bu sitemler ve kime, onlara değinelim biraz.
başında paralansın taç, ettin bizi ele muhtaç. Ekmek bekler çocuklar aç, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz olsun. Ekmek bekler çocuklar aç, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz olsun. Kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz olsun. Çalanlar geçiyor kara, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz. Aşık Cem'im hiç doymuyor, yiyip yerine koymuyor. Hak diyenleri duymuyor, böyle kader olmaz olsun, böyle düzen olmaz olsun. Böyle düzen olmaz olsun. Eyvallah, yüreğine sağlık. Elbette ki bu kadar acımasız, bu kadar bencil, bu kadar kendini düşünen bir düzende ezilen, sesi duyulmayan, yok sayılan binlerce insanlar, halklar da ister istemez türkülere döküyorlar içini, değil mi Cem? Ve bunların sesi Cem Malkoç. Estağfurullah. Nacizane işte kaleme dökmeye çalışıyoruz. Evet. Oldukça güzel. Bu da yeni eserlerden bir tanesi herhalde. Yani vardı epeyden beri ama işte yeni yeni okuyoruz işte. Evet. Duymaya çalışıyoruz. Peki kısa bir aramız var. Sevgili Cem TV izleyenleri, kısa bir aradan sonra Cem Malkoç ve Akın Ok'la programımız devam ediyor. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, Ali Rıza Erdoğan'la İçimizdeki Sesler programı devam ediyor. Bugün konuklarımız Aşık Cem Malkoç ve Akın Ok. Ve isyan türküleri ve haksızlığa karşı türküler ve sevda türküleri ve bu topraklarda kötülüğe karşı iyiliğe davet eden, kötülüğe karşı duruşu sergileyen nasıl bir yüreklerse öyle yazıyorlar, öyle çiziyorlar, öyle de okuyorlar. Evet, Akın diyorsun ki hiçbir şey bilmiyoruz, her şeyi biliyormuş gibi yaşıyoruz ve her şeye itiraz ediyoruz. Çünkü kim olduğumuzu bilmiyoruz gibi bir cümlen var. Ne demek istiyorsun? Ali Rıza'cığım, aslında o çok yıllar önce kitaplarım hep benim yazdığım bir ön söz vardı bu tezde. Yani biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz bunu bilmiyoruz diyorum ben. Evet. Bunun altında da tabii
Elimizdeki bu işte hazinenin farkında olmayışımız dolayısıyla da devamlı işte yaklaşık bir son 35 yıl diyelim bocalayıp duruyoruz. Yani doğal olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin logosunun içerisinde binlerce yıllık bir halk kültürü ve bundan önce de bir 600 yıllık işte Osmanlı İmparatorluğu'nun bir kültürü var. Ama bugün halen ben bunları çok devam ederim, yazmaya devam ediyorum. Türküler ve diğer bütün şeyler bizim kimliğimizdir. O yüzden de bu kimlikler konusunda halen o kültürel dil konusunda bir çıkış noktası yakalayamadığımız için, hatta Batılılar bu konuda çok araştırıyor Türkiye ile ilgili, biliyorsun onların söylediği. Evet. Anadolu uygarlıkları diyorlar buraya. Yani Türkiye Cumhuriyeti çok yeni bir tanım olarak algılatılır. Neden? Hı hı. Dinlerin, dansların, tarihin, müziğin olduğu tek coğrafya burasıdır. Evet. Yani burası aslında Türkiye Cumhuriyeti logosudur ama dünya logosudur. Evet. Bu anlamda ben ona üzülerek halen diyorum. Biz aslında elimizdeki bu hazine dolayısıyla neden kendi kimliğimizde halen tereddüt ediyoruz? Evet, 72 millet burada. Hı-hı. Dansları Hı-hı. burada. Hı-hı. Yani Alevli, Kürdü, Çerkezi, Abazası, Lazı, Ermenisi, Yahudisi, sayabileceğimiz bütün dünya kültürlerinin en zengin coğrafyası. Hatta ben buraya bununla ilgili bir çalışma yapmıştım da. Ve de harmanlanmış ve de binlerce yıldır kardeşçe tabii, yaşanıyor. Tabii. Buradaki politik yaklaşımları, burada dönem dönem dışlanmışlıkları kenara bırakırsan halk arasında hiçbir problem olmamış. Evet. Halk kardeşçe, halk aynı dayanışma içinde ve bunu bir zenginlik ürünü olarak görmeye devam etmiş. Kesinlikle. Ben yakın zamanda da işte Dersim Ağıtları diye bir şey yaptım. Hatta kendi bulunduğum etrafımdaki dostlarım, arkadaşlarım, dedeme bir ağıt yaktım. Evet. Hatta onu okumak da böyle kısa okumak istiyorum Zazaca. Hı hı. Etrafımda şey oldu böyle, bir gülümseme, ne oldu? Ya dedi, Zazaca'yı hiç böyle duymamıştık. Niye dedim? Enteresan. Sen aslında ne Zazaca ne Kürtçe bilirsin. Hadi dinleyelim onu. Hayır, ardından bilirim, ben bir Arguan türküsü söyleyeyim. Çok iyi olur. Hadi bakalım. Aslında bilirim çünkü benim halam Dünya Ana diye bir kadın, benim Haliç'te doğduğumda Abbas dayım rahmetli Hasköy Karakolu'nda da polisti ve biz hı hı. o sürecin içerisinde şu anda da halen Haliç'te hayatımız sürüyor. Hı hı. Orada da ayıptır söylemesi ok sokakta oturuyoruz. Babam müthiş bir insan ve buraya Dersim'den evet. 1950'lerden sonra geldiğinde, buraya yerleştiğinde buradaki kültürü sahiplenen yine bizim Dersim'in dedelerinin gelip gitmesi ve kol kanat evet. gelmesi. Ama ben tabii ki o çocukluk dilinde Zazaca'yı bugün tabii ki anlıyorum. Konuşmam yetersiz olabilir ama Zazaca diliyle ilgili de çalışmam baban, var. Baban Zazaca bilir miydi? Babam bilirdi. Annem de halen konuşur. Hatta şimdi bugün 91 yaşında Reyma Alam işte Tunceli'ye Dersim'e gidecek. Ben de belki yetişirsem gideceğim yanına. Ben bütün kültürleri inceleyen ama aynı zamanda halk bilimci olarak, bir bilim adamı olarak da çok kısa dönemde halk oyunlarında işte konservatuvarda bunları gördüm ve kendim de dans anatomisi tekniği diye bir teknikle öğrettim ve çocuklara da bu konuda dersler verdim. Hadi bu Zazaca türküyü dinleyelim. Onu bakın. Söyleyeyim. Metelsi Hano Kamo Hano Chico Vivi 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 Lomunzuro Munzuro Dersim dört dağ içinde gülleri var içinde.
içimde. Dersimi dört dağ içinde, içinde, içinde. Peşime düştü genci kocası. Bana derler şu kötünün kocası. Yayladan gel kömür gözlüm yayladan. Bana derler şu kötünün kocası. Yayladan gel kömür gözlüm yaylada. Sağlık Ali Zahir. Evet, kimedir bu sitemlerin Cem? Hiç
konuşmayı yeğlemiyorsun. Aslında yazarak, söyleyerek kendini daha iyi ifade ediyorsun gibi geliyor bana, öyle midir evet, acaba? Aynen. Cem'in bir özelliği, ben de yeni öğrendim. Bayburt kökenli, yani çok enteresan tabii, bir kültür. Evet. Yani hani biz şöyle bir baktığımız zaman Bayburt, Tunceli, evet, Sivas. Efendim Ordu, bu şeylerde yani aslında bu Alevi kültürünün dışında Anadolu'da Ali Rıza çok başka bir kan dolaşıyor içimizde. Yani Türkmenler, Yörükler, yani biz aslında... Bütün kültürlerin harmanlanması, kültürlerin birbirinden etkilenmemesi mümkün mü? Yanı başında bambaşka bir kültür var. Sağında bambaşka bir kültür var. Ardında başka bir kültür var. Bunların hepsinden etkileniyor ve hepsinden tınıları birleştiriyor aslında. Örneğin Cem'in yazıp çizdikleri söyleyiş tarzı, bu söylediği tınılar birçok kültürün ortak teması belki. Bir de başka bir nefes var. Yani aslında Bayburt'tan pek beklemediğimiz bir nefes gibi gözüküyor ama öyledir yani. Şey olarak da çok güzel bu anlamda yani Cem kardeşim veya bizim bütün genelin hepimizin şöyle söyleyeyim ben, hani biz şimdi Türkiye'de bir sanat dünyasıyız. Evet. Bu sanat dünyasının içerisindeki kanlar, diller birbiriyle o kadar aslında barışık ki. Elbette. Yani elbette, bu dünyada da şaşkınlık yaratıyor. Amerika kültürlerin birbiriyle bir derdi Amerika yok. Amerika bunun üzerine kuruyor. Yani dünyayı bunun üzerine kurmuş ama şöyle söyleyeyim. Bu gerçekten, ben öyle söylüyorum. En sonunda Telli Kur'an diye bu kitabın adını yazdım. Bu sazın bir tarihi var. Ve bu Telli Kur'an'ın içinde dolaşan, bizim şu anda nefes alan insanlarımızın hepsi dünya insanlığının gerçekten bayrağı olmuş bir kültür. Evet, evet. Çok Cem'cim, kadim, sen konuş lütfen. Kadim kültürlerin bir ürünü. Bize Bayburt'u anlat biraz. Yok, Bayburt'u anlatmayacağım. Yani o doku anlamında söylüyorum. Biraz sitem ediyorum Bayburt'a çünkü ne doğru düzgün programlara çağrılıyorum, ne doğru düzgün konserlere çağrılıyorum. Tabii ki o topraklarda doğmuş. Evet, yarana dokunduk o zaman. Sahiplenmeyle ilgili bir problem var elbet. Seviyorum, ayrı bir şey ama böyle de bir ince bir sitemim olsun, olsun Akın abi. Olsun. Biraz önce söylediğin türküde de o var. Ya halkın hiç mi suçu yok bunların hepsinde talep etmekte, sahiplenmekte? Hani hep deriz ya, ya işte kültür dejenere oluyor, müzik dejenere oluyor, şu dejenere oluyor, siyaset dejenere oluyor. İyi kardeşim de bunların böyle olmasında hiç mi halkın, hiç mi insanların suçu yok? Bunu talep etmekte, bunu ayrıştırmakta, evet, iyi olanı sahiplenmekte hiç mi sorumluluk maalesef, duygusu yok? Maalesef. Öyle değil yani mi? Yani kimlikte ne yazıyorsa o toplum, yani bugün benim işte hizmet ettiğim kültürü belli, halk kültürü. Evet. Beni bütün halkın kucaklanması lazım, sahiplenmesi lazım. Evet. Yok sen Bayburtlusun. Yani biraz sivridilli konuşurum ama söyle, yok, söyle. Ben her zaman şöyle diyorum. Ben bu piyasaya, bu sektöre ilk çıktığımda tespitatı olmasın, Erzincanlı deseydim belki bugün biraz daha farklı olurdu. Ya da Dersimli deseydim bugün biraz daha farklı. Ya da Tokatlı deseydim. Ama dememe ne gerek var? Biz demedik, biz de demedik. Ben bu kültürün bir parçasıyım. Bu kültürümüz elbet, de doğurgan elbet, bir kültür. Her elbet, yüzyılda ozanlarını, efendim, kültür adamlarını doğurur. Elbet. Yani kimliğimi mi değiştireyim, ne yapayım ben? Ali Rıza abi. Sivaslıyım mı diyeyim? Bakın yani, biz ozanlarımızı sahiplenirken Nesimi diyoruz. Bağdat'ta yaşamış, tabii, değişik yerlerde yaşamış. Biz Halacı Mansur diyoruz. Biz çok kutsallarımızın hepsine bakalım. Ne Erzincanlı, ne Sivaslı, ne Bayburtlu, ne de Buralı değil mi? Yani, ama bizim için kutsal. Tabii, bizim kutsal için yaratılan, tabii, bu kültürün içine giren her damla kutsaldır, her damla değerlidir. Tabii. Dolayısıyla bu basit pencerelerden, şu ilçeden misin, şu ilden misin, böyle bakmak biraz işi küçümsemektir, işi küçültmektir. Tabii. Bunun hepsi bize aittir. Hepsi bizim ortak değerlerimiz. Karadeniz'de yaratılan da bizim ortak, tabii, değerimiz. Yani. Bayburt'ta yaratılan da ortak, aynen, değerimiz. Aynen. Evet. Şimdi Cem çok güzel eserler yazıyor ve şu an piyasada çok insan da Cem'in eserlerini okuyor. Albümlerin çoğuna bakın, muhakkak Cem Malkoç'tan bir eser alıp okuyorlar. Ama gel gör ki evet, sahiplenilmediğini, arkasında durulmadığını söylüyor. Sanat da biraz böyle yürüyecek, sahiplenilerek değil mi? Destek vererek yürüyecek bir şeydir. Yani popülist yaklaşım maalesef burada da kendisini acımasız bir şekilde gösteriyor. Şimdi insanlar popülistlük peşinde çünkü. Sanat maalesef, üretme, yaratma peşinde maalesef, değiller maalesef. Yani Arıza'cığım güzel bir şey dedin. Şimdi Cem kardeşim de çok önemli.
biz de biliyoruz ama çok yetersiz biliyoruz. Yani şimdi diyelim ki Cem 300'e yakın eser yapmış. 300 ya. Evet. Ben şimdi diyelim 147 albüm diyoruz yani. Hı-hı, yani hı-hı. Bunları söylerken de hani sayım meselesi değil de ülkeye kan ve can veren insanların korunması lazım. Hı-hı, şimdi hı-hı. Buradan onlara selam olsun diyorum. Biz Ahmet Kaya'yı koruyamadık kardeşim. Hı-hı, hı-hı. Biz Cem Karaca'yı koruyamadık. Hı-hı, hı-hı. Biz bu insanlarla ben çok çalıştım ve bunların hı-hı. kitaplarını yazdık, yargılandık biz. Hı-hı, hı-hı. Şimdi bugün sen de içindesin, MESAM yönetim kurulu üyesisin, ben de içindeyim. Bugün geçen sene Ahmet Kaya dinlenme rekoru kırdı değil mi? Açıkladık biz bunu. Evet, açıkladık. Şimdi evet. Amerika'da ya da orada burada Cem Karaca'yı herhangi bir şeyi dinlediklerinde şunu söylüyorlardır. Mutlaka ben hissediyorum da biliyorum da zaten. Demiyorlar ki acaba bu Türkiye'den mi? Şöyle diyorlardır. Oh my God! Bu ne ses? Evet, bu ne şey? Evet. Hatta rahmetli Cem Karaca yıllar önce Neşet Ertaş'ın bir albüm kaydında bulunduğunda oradaki Alman Tonmeister anlayamamış önce. Neşet Baba içeride aptallar ağzını temizler. Ya bu adam ne yapıyor falan söyleyemez. Şimdi kayda girecek. Cem abi de demiş yok yok gayet iyi söyler demiş. Sonra içeri girmişler kayıtta hemen. Neşet Baba hesabı söylemiş. Oktavına çıkmış. Bir yandan kapıyı açıp içeri girmiş Tonmeister ağzını açmış. Nasıl söyledi bunu falan yok. Siz bizi kandırıyorsun demiş. Bu konservatuvar okumuş. Yoksa bunu yapamazdı. Yoksa detone olurdu falan. Cem abi gülmüş. En sonunda şöyle demiş Almancayla. Bunlar Ozan Hans demiş. Evet, burada. Dönelim Ozan'ımıza. Evet. Bize ne seslendirecek? Bu yolda yürümeye çalışıyoruz nacizane. Bu deryada eğer bir damla olabilirsek ne mutlu bize. Yine de Anadolu'yu artık okyanus dünyayı olmuşsun, seviyorum. Derya değil İnsanları canım. Seviyorum. Bir eser seviyorum. Yap ne demiş? Denize at. Halık bilmese alık bilir mi? Değil mi? Umut bağladım yoluna lele Tükendim yar nuruna Selviken çal oldum Baykuş bile konmuyor dalımın Selviken çal oldum lele 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 Baykuş bile konmuyor dalımın Yar olmadı ölem yar olmadı o yar bana yar olmadı Sevdası var taşta gömlemek Aktı kavurdu olmadı mı Sevdası var taşta gömlek
dar geldi olmadan. Çok aradım bulamadım, kollarıma saramadım. Aradan seneler geçti, bir türlü utanmadım. Aradan seneler geçti, ben seni utanmadım. Geldi geçti, geldi geçti. Ömür böyle geldi geçti. Ne acılar gördüm ama felek yarın derdi, derdi geçti. Çok acılar gördüm ama felek yarın derdi, geldi geçti. Aşık Cem'im baktım kara, gel de böyle derde yanma. Her nereye gidersen gel, seni unutacağım sanma. Her nereye gidersen gel, seni unutacağım. Geldi geçti, geldi geçti. Ömür böyle geldi geçti. Ne acılar gördüm ama felek yarın derdi, derdi geçti. Çok acılar gördüm ama felek yarın derdi, derdi geçti. Eyvallah, çok yüreğine güzel. Sağlık Cem. Şimdi üzerimize öyle bir hüzün, öyle bir hüzün serpiştirdin ki en iyisi biz şöyle yapalım, kısa bir ara verelim. Bu hüznümüzle biraz baş etmeye, toparlamaya çalışalım. Aranın ardından dönelim. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, kısa bir aradan sonra buradayız. Verme verme kullar başına,
fedalık bir beladır gücü. Gelenekten Ozan Gevheri demiştik. Akın sen devam et. Evet. İçindekileri dökmeye. Evet. Şu şehrin sessizliği yüreğimi yakar. Sivas, Sivas ağlar. Sana boyun eğmedim, kırılan yüreğim var, çürüyen ömrün var,
görmedin, görmedin. Türküler söyledim, şarkılar söyledim sana. Bilmedin, bilmedin. Zalim dünya, sana, sana teslim olmadım. Olmadım. Şu şehrin yalnızlığı yüreğimi yakar. Sivas, Sivas. Ağlar, ağlar, ağlar. Evet, yüzlerce yıl içimizde ağlamaya devam edecek Sivas. Akın'da yüreğinden hislenerek Sivas'la ilgili duygularını bize dile getirdi ve de duygulandı haklı olarak. Bu çok insani bir durum. Bu duygulanmamız, bu acıları yaşamamız, ama bunu yaratanların hiçbir insani tarafı yoktu. Bu net bildiğimiz bir şey. Biz Sivas'tan öte Bayburt'a doğru gidelim Cem. Sendeyiz. Gidelim bakalım. Bir ilahi gücüm yok
ki hani birisini çözdüm. Öldüm öldüm hüzünde, ah vah bitmez sözümde, cigerlerim sızılmıyor şu dersimin yüzünde. Öldüm öldüm hüzünde, ah vah bitmez sözümde, cigerlerim sızılmıyor şu Maraş'ın yüzünde.
Dünya dönüyor, zaman geçiyor, yürek yanıyor, canlar gidiyor. Ne susma, durma, 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 ağlama, 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 dünya dönüyor, yaşa. Ateşinde yanmazsa yalan olur bu dünya, yalan olur. Yiğit yiğidin kanadına sığmazsa yazık olur bu dünyaya, yazık olur. Kimi sevda unutulmuş olsa da, kimi sevda unutulmuş olsa da, dostun bahçesinde bir gül açar, dostun bahçesinde bir gül açar. Kimi sevda unutulmuş olsa da zindan olur o dünya, zindan olur. Dostun bahçesinde bir gül açar. Yürek dostum, bizim evet susmak bazen iyi bir şeydir, belaları def eden bir şeydir, ama bazen de zalimliğe de davetiye çıkaran bir şeydir. Susmak hakikaten nerede susup nerede sesimizi yükselteceğimizi bilmek de bir bilinç meselesi. Dolayısıyla ses çıkarıyorsun haksızlığa, zulme karşı. Soma'da katledilenler için yazdığım ilk ağıt. Bu projede Ali Rıza'cığım o dönem sağ olsun ustamız Arif Sağ'dan Cahit Berkay'a kadar bir albüm yayınladık. Evet. Soma'ya Ağıtlar diye bunlar yayınlandı. Evet. O 300 küsür insan için yazdığım şiirlerin dışında bir kitap ve onun gelirlerini o dönem bağışlamıştık. Onun için bu bu eser internette de var, yani yayınlanmış bir çalışmadır. Ben hep onu söylüyorum. Türkiye'de sana Sivas'tan önce ve Sivas'tan sonra yazdığım bir makale vardı. Türkiye halen oradadır. Yani Sivas'tan önce, hani milattan önce, milattan sonra. Hayır. Sivas'tan önce ve Sivas'tan sonraki Türkiye'deki sanat dünyasına bakalım. Biz orada onurlu ve o duruşu ihmal etmiyoruz ve mert duruyoruz, namert durmuyoruz. Evet, evet. Soma'da 300 insan öldü. Bu 300 insan birçok insanın televizyon ekranlarında bir haber olarak aktı gitti insanların zihninde. Oysa bu 300 insan sadece haber değildi. 300 hayat hikayesiydi. 300 tane aileydi. 300 ailenin içinde olup bitenlerdi ve onlara ilişkin tarihleriydi. Orada katledilen ve rant uğruna katledilen, ihmal uğruna katledilen, para uğruna katledilen. Evet. 700 yani, insan olduğu söyleniyor. Evet, para uğruna olup biten bunlar. Şimdi reaktif bir tarafım var Akın. Hasan Hüseyin Demirel'in halasının oğludur. Aynı zamanda rahmetli Hasan Hüseyin Demirel'i de saygıyla analım. Yani, toplantılarda yani, öyle bir heyecanlı, öyle bir çok insani bir yapısı, insani iç dünyası vardı ama haksızlığa karşı da hiç tahammülü yoktu. Ki izleyicilerimiz bilmez, Ahmet Kaya'yı ilk çıkaran, Ahmet, sanat dünyasına kazandıran Ferhat Hasan Tunç, Hüseyin. Hasan Ferhat Hüseyin Demirel'dir. Ve rahmetli Emre Saltık. Bizim bunlar hepsi can dostlarımız tabii. Evet. Ama onun dışında tabii devam eden, çok iyi söyledin. Hasan Hüseyin Demirel bu anlamda Türkiye'deki 12 Eylül'deki
faşizme karşı Türkiye'deki protest müziğin en devrimci kanıydı. En radikal insanıydı ve o yüzden de bunları Türkiye'de müzik endüstrisinde bugün ekmek yiyorsa bir sürü insan da onun emeğinin katkılarını biliyor zaten. Hatta yakın zamanda da onun bir albümünü bütün sanatçılar eserlerini okudu. Yayınlandı Hasan Hüseyin Demirer şarkıları diye. Bu yüzden de ben hatta rahmetli Emre Saltık da benim eserlerimi okumuştu. Şimdi onların üçünü anlatan bir kitap çalışmam var. Çünkü talihsiz bir süreçte kaybettik biz onları. Ama onların emeği, onların ışığı hep üzerimizde. Onun için tabii ki biz sanatçı genimizi tarihten alıyoruz. Sanatçı genimizi laf olsun diye de almadık. Evet. Sevgimiz, saygımız. Yaşanılmış acılardan. Evet, şu anda alıyoruz. Uğraştığımız çabalar, işte konserlerimiz, yaptığımız bütün işler dolayısıyla hepsi bir kardeşlik köprüsünde devam ediyor ve bunu büyütmek adına işte Cem TV, bizim var olan bütün güçlerimiz bu konuda elinden geleni yapıyor. İşte sen de burada çok önemli programlar yaptın. Sana da bu anlamda teşekkür ediyoruz ve yolumuz uzun. Evet. Dönelim Cem'e. Bir eser dinleyelim. Cem, ne söyleyeceksin bize? Bu programımızın ama son eseri olacak. Duygularımız bizi oradan oraya, oradan oraya sürüklüyor. Yüreğine sağlık. Sağ ol Cem'ciğim. Sen de öylesin. Sağlık. Senin de çok önemli katkıların var. Yani iyi ki varsın, yaşıyorsun ve üretmeye devam edeceksin. Hep bekliyoruz senden. Bu arada eşlik etmeye çalışıyorum. Estağfurullah. Kusura bakma. Duygularım depreşiyor, dayanamıyorum. Sağ ol, çok sağ ol. Biraz da ters bir perdede yakalıyorum. Senin tersin de bize yarar, merak etme. Sen... Eyvallah Akın abi. Kime dostum dediysem, lokmamı pay ettiysem, tevazu gösterdiysem, başıma baş kesilir, başıma baş kesilir. Tevazu gösterdiysem, başıma baş kesilir, başıma baş kesilir. Yaşıma yaş getirir, doya doya ağlayan yaşıma yaş getirir, yaşıma yaş. Thank you.
aşık cemim bende mi? Hata yaren nerede mi? Arafat'ta şerde mi? Daşıma daş getülür, daşıma daş getülür. Arafat'ta şerde mi? Daşıma daş getülür, daşıma daş getülür. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık Cem. Taşıma ediyorum. Taş kesilir. Gönlünü, bu duyguları bizimle paylaştığın için çok sağ ol Cem. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir mukabele. Ve Akın, sana da çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında biz yeni başladık. Evet, tam ısınmaya işte başladık. Program ısınmışken program biter. Evet. Yani şey için bunu söyledim. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok değerli şeyler yapıyoruz. Bunların hepsini sen de bir psikolog olarak bir alanın da pozitif, yani karşımızda bir de böyle bir duruşum var. O yüzden de bu topraklar biliyorsun ağır bir şekilde devam ediyoruz biz ama yeryüzü çocuğu olduğumuzu kanıtlıyoruz. Kanıtladık. Evet. Ama bunun için devam edeceğiz. Devam ederken de hep şunu unutacağız. Bizim Yeryüzü Sanatçılar Topluluğu'nun bir manifestosunda evet. Bir şey var. Evet. En önemli madde şu: gerçek sanatçılar çocuk kalanlardır. Çünkü onların dili, dini, ırkı, mülkiyeti yoktur. Evet. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, geldik bir programın daha sonuna. Hayatınızda çok güzel yaşantılar, hikayeler biriktirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.